Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Transferde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her an bir transfer açıklanmasını bekliyoruz. 10 günlük bir ara var biliyorsunuz Fenerbahçe maçına ve ee, tabii önemli adımlar atılıyor. Başkan Ertuğrul Doğan yurt dışına çıktı. Çok önemli detaylarımız var. Elimden geldiğince sizlere bu detayları aktarmaya çalışacağım. Şu an yurt dışında olduğum için biraz ambiyansımız değişti. Onun da altını çizeyim arkadaşlar. Soracaksınız biliyorum. Öncelikle Fenerbahçe maçına 10 gün var arkadaşlar. Şöyle bir derleme toplama bir yapalım. Teknik direktörümüz maçtan sonra açıklamasında şunu söylemişti. Takım... 60. dakikadan sonra oyundan düşüyor. Kimse eleştirmek için bunu söylemiyorum ama fiziksel anlamda ciddi anlamda takımımızda bir eksiklik var dedi hocamız. Ve bunun üzerine gitti çift antrenmanlar yaptı. Takımı bana göre gelmiş olduğu süre içerisinde ciddi anlamda fiziksel anlamda özellikle yukarıya taşıdı. Bunu maçlarda görebiliyoruz. Önde baskı yapan topu kaybettiğinde kazanmaya çalışan bir oyuncularımızın oyuncu kimliği oldu takımda bir kimlik olmaya başladı. Teknik direktörün dokunuşlarını net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzde şimdi 7-8 günlük bir süre var. Bu 7-8 günlük sürede 2 gün izin verdi. Bu 2 günlük izin gayet normaldir. Hem çok ciddi anlamda yükleme yaptı. Hem maçtan çıkıldı. Artık sezon sonunda geldiğini hesaba katarsak bu bu izinlerin gayet normal olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi önümüzdeki 8 günde ki mutlaka çift antrenmanlarda yapacaktır. Ve bu yüklemelerle beraber ben takımımızın daha da e, güçleneceğini, oyuncularımızın daha da motive olacağını düşünüyorum. Antrenman yaptıkça futbolcularımız da kendisine geldiğini görüyoruz net bir şekilde. Ve önümüzde Fenerbahçe maçı var. Önemli bir maç. Tabi e, iddiamız olmayabilir. Fenerbahçe şampiyonlar gidiyormuş, şampiyonlar ligine gidiyor, kovalıyormuş. Bizi hiçbir şekilde ilgilendirmez. Ama biz prestij anlamında olsun hem de 3 puan bizim için. İşte geçen hafta 3 puanımızı aldık. Bu hafta da Fenerbahçe'den alırız inşallah. Bizim için şu an hani rakip kim olduğu önemli değil ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçları genelde 2 4 büyüklerin arasındaki presiz maçlardır. İnşallah bu maçlarda kazanırız. Ne kadar maçı kazanırsak hocamızın da eli kuvvetlenecek. Takımımızdaki oyuncanın özgüveni gelecek. Hem de satacağımız veya kiralayacağımız veya getireceğimiz oyuncular içinde de önemli bir sezon sonundaki puan tablosu önemli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Danceville geliyor arkadaşlar. Siopis geliyor. Trezege geliyor. Bakasetas'ın cezasını bire indirebileceğiz mi? Onu göreceğiz. Onunla alakalı bir haber bekliyoruz. Bu da önemli bir detay. Tabi Bakasetas'ın cezası da geldiği zaman ilk defa teknik direktörümüz takımın yüzde 99 ile beraber çalışma fırsatı yakalayacak. İnşallah kazasız belasız Fenerbahçe maçına kadar gideriz. <laughs> İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ama bir e gerçekten e, dokunuşlarını yaptı arkadaşlar. Şimdi 3-4 tane bir de şu önemli bir detaydı. Maçtan sonra sorulan işte Arif ile alakalı bakıyorum bazı arkadaşlarımız bana olumsuz mesajlar göndermiş. Arkadaşlar bakın çok genç bir kardeşimiz ilk defa profesyonel maçına çıktı. Bir ilk 11'de Süper Lig'de ilk defa 11'de, 11'de çıktı. Yani tabii ki de eksikleri var. Senin Trezege'yi, senin Eren'i eleştirdiğin yerde Arif'ten nasıl bir beklenti içerisine girebilirsin? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Öncelikle destek olmak lazım. Oyuncu sizleri takip ediyor, bizleri takip ediyordur, duyuyordur. Bizim konuştuklarımızı başka yerde konuşanlar oluyordur. Onun için destek verme adına ben Arif'in, hoca da şunu söyledi. Arif'in istedikleri, istediklerimizi yaptı, mücadelesini yerine getirdi. Arif'ten memnunum dedi ama Mesela diğer Emirhan'ı niye oynatmadı? İşte diğer oyuncuları niye görmüyoruz diye soruyorsunuz. Ben de bunu cevabını size şu şekilde vereyim. Hoca şu anki takımımızın iki tane, üç tane genç bir arada kaldırmaya müsait değil dedi. Hoca tespitlerini doğru yapıyor. Gerçekten doğru yapıyor ve doğru değildi. Ve hoca oynatmadı arkadaşlar. Bakın e, takımda bir hastalık var demişti Abdullah Avcı. Bu takımdaki en büyük hastalıktan ziyade bu takımdaki antrenmansızlık, bu takımdaki Fiziksel düşüklüklü. Biz bunu aylardır haftalardır konuştuk. Hoca geldi çift 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 sezonun bitmesine 4-5 hafta kalmış İddian yok. Normal şartlarda takıma oyuncuları çağırırsın. 3 gün izin verir. 2 gün idman yaparsın. Maça çıkartırsın. Daha önceki videolarımda da söyledim. Altını çizeceğim. Tamamıyla e, teknik direktörümüz arkadaşlar e, kampa girdi. Transferleri de bir an önce getirmek istiyoruz. Özellikle bu sezon bitmeden en az 3-4 tane oyuncu bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi tabi hepiniz merak ediyorsunuz. Gelelim biraz da transfer dönemine. Tabi öncelikle içeride de bir miktar ödememiz gerekecek. Sezon sonuna kadar 15 milyon euro gibi. Ertuğrul Doğan'ın kafasında tamam bir gelir elde etmek istiyoruz. Sponsor gelirleri onlar bunlar ama Ertuğrul Doğan'ın kafasında ben bu paraları içerideki oyunculardan sattığım paralarla ödeyeyim. Ve gelecek senenin maaş yükünü de azaltmaya çalışayım var. Bir kere bakın Uğurcan Çakır'a 7 milyon eurolar konuşuluyor. Bana göre çok az ama Uğurcan Çakır Bakasetas'tan bir 10 milyon euro beklentisi var. Ömür'den yine bir 10 milyon euro minimum beklenti var. Trezege'den 6-7 milyon euro arası beklenti var. Bu 4 tane oyuncudan ortalama 30 milyon euroluk bir gelir. Eğer Trabzonspor takımına girerse kasasına o zaman hem borcunu ödeyip hem de transferlerde çok ciddi adımlar atılacak. Ama Bakasetas'ı gönder, Ömür'ü gönder. İyi bir on numara alman lazım. Kalede Uğurcan Çakır gönderdiğin zaman iki tane kaleci alman lazım. Trezeg'e gidiyor zaten onun yerine giderse mutlaka bir zaten. Gitse de gitmese de zaten biz oraya bir kanat oyuncusu almamız lazım. Giderse onun e, al, yerini alacağımız kişiyi yedekleyecek bir oyuncu daha gelmesi lazım. Böyle de bir beklenti var. Hem oyuncuları transferinde hem de gelecek sene ödemelerinde bu şekilde de bu işi döndürme planlaması var arkadaşlar. Tabi. Hocamız şunu söyledi. 6-8 tane oyuncu transferi yapacağız dedi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 6 veya 8 tane stopere, sabeke, orta sahaya, kanatlara ve santofor. Tabi önemli olan santofor. Özellikle santoforda da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onu da sizlere söyleyeceğim ama bitmesi muhtemel. Hatta bugün veya yarın açıklamasını beklediğimiz bir transfer var. Onu da şimdi hep beraber konuşacağız. Bir tane stoper gündeme geldi. Dün ben havalimanındayken öğrendim bu bilgiyi. Hani Strasbourg'da oynayan Djiku diye bir stoper var pardon. Şimdi 28 yaşında. Gana'lı stoper 30 maç oynadı bu sene. Bir gol 2 asist yaptı. Gana milli takımında 20 tane maç oynadı. En son Ağustos ayındaki milli maçında da formasını giymiş. Lig 1'de 220 tane maç oynamış Djiku. Daha önceden Galatasaray ve Beşiktaş'a da adı geçmiş. Türkiye pazarına da adı gelmiş bir oyuncu. Ama Dijikou ile alakalı şunu söylemek istiyorum. İyi bir stoper. Ayaklarına hakim. Biraz boy ortalaması düşük gibi ama tam bir stoper. Çabukluğu da var. Kesiciliği var. Sertliği var. İyi bir stoper. Bakın arkadaşlar Lig 1'de oynayan stoperler iyi stoperlerdir genelde. Serttir, mücadele gücü yüksektir ve ayakları iyidir arkadaşlar. Ben hani Dijikou transferi olur mu orasını göreceğiz. Strasbourg'da oynayan stoper. Ghana milli takımında oynuyor. İyi bir stoper olduğunu altına çizmek istiyorum. Çok güçlü ve iyi bir stoper. İzledim. Bizim takımıza düşündüm. Gayet de olabilecek bir stoper. Ki Galatasaray Beşiktaş gibi takımlarla da adı geçmiş bir stoper. Bakalım bu stoperle alakalı gelişmeler nasıl olacak. Ama şu bilgi de verebilirim. Yönetim kurulunun Fransa'ya bir çıkartma yaptığını biliyoruz. Ertuğrul Doğan'ın ve bu transferle alakalı da bir görüşme gerçekleştireceğine bir iddiası var arkadaşlar. Tabi. Ee, bunun yanı sıra, bunun yanında şimdi Van Bommel ile alakalı da bir görüşme gerçekleştireceği söyleniyor. Orta sahada oynuyor. İki yönlü oynayabilen çok beğendiğim bir orta saha. Nokta atışlarından bir tanesi olacak Van Bommel. Daha önce açık anlattığım için detaylarına girmiyorum onun. Tabi bu hafta özellikle Santofor'da da arkadaşlar şimdi e, Santofor'da da önemli gelişmeler yaşanacak diye bekliyoruz. Şimdi Petkovic bizim birinci önceliğimiz gibi gözüküyor ve Petkovic'e bir teklifte bulunduk. Petkovic cephesinden teklifimize olumsuz bir cevap geldi. Ya yani kulübünden Dinamo Zagreb'den fiyatı biraz daha oynayın dediler ve biz ona da bir teklif hazırlığında bulunduk biliyorsunuz. Ve tekrardan bir teklif hazırlayıp tekrardan sunulacağı söylenmişti ama Santofor'da birinci önceliğin Petkovic olduğunu hepimiz biliyoruz. Onunla alakalı hocanın da raporu var. Ciddi anlamda girişimlerde devam ediyor ve Orsic ve Petkovic bu iki oyuncuyla alakalı ciddi ciddi Trabzonspor takımı en çok ilgilendi ön plan çıkan iki isim. Petkoç ile alakalı da bir gelişme bekliyorum. Onun da altını çizeyim. Petkovic çünkü Trabzonspor takımımızın birinci önceliğindeki Santofor. Teklifimizi sunduk. Tekrar ikinci teklifi de sunuldu mu sunulmaya hazırlanıyor mu artık orasını bilmiyorum ama sunulmak için bekliyorduk. Petkovic de iyi bir Santofor, pivot Santofor, güçlü, kuvvetli, topu tutan ve e, etki edebilecek bir Santofor ligimize. Ben inanıyorum Petkovic'in performansına geldiği zaman. Yeter ki kanatları kullanalım. Kanadı kullanamazsan Petkovic'i kullanamazsın arkadaşlar. Petkovic gibi santofor alıyorsan senin iki tane bekinin hücuma çıkması lazım. Kanatta da etkili ortalar kesebilecek. Hızlı, çabuk, defansın arkasına koşan Petkovic'i topla buluşturabilecek. iyi ortalar kesebilen kanat oyuncusu getirmen lazım. Şimdi Artem Doğubek iddiası var. Şimdi geleceğiz bitmek üzere. Belki de bitti. Yarın da açıklanabilecek bir transfere geleceğiz şimdi. Artem Dobek'i Trabzonspor takımına iddiası var. Trabzonspor takımına menajer aracıyla bilgi gönderdi. Zaten Aralık ayında sözleşmesi bitecekti. Bu arada Dijikun'un da stoper Dijikun'un da sözleşmesi bitecek arkadaşlar. Sezon sonu bitecek. Onun için çok bir adım önde gibi duruyor. Strasbourg'daki Dijikun'u da söyleyelim. Artem Dobek çok iyi bir santofor. Bana göre lige gelirse en iyi santroforlardan bir tanesi olur Artem Dobek. Gerçekten çok beğendiğim, kaliteli, ayakları iyi, gol vuruşu iyi, mücadeleci. Yani tank mı diyeyim artık, kapı gibi mi diyeyim artık, baba it bir santrofor. Bana göre getirebilirsen Artem Dobek'i çok önemli işe, işe yaparsın. Ama Artem Dobek'in bir açıklaması var. Biz bunu daha önce de konuştuk. Ben İngiltere'den, İtalya'dan işte futbol kariyerimi sürdürmek istiyorum. Oralardan teklifler var demişti. Ama gelinen noktada ...menajeriyle bize bir teklifte bulunduğu söyleniliyor. Bunlar iddia. Ben bunu bilmiyorum tabii ki de. Biz de duyduklarımızı konuşuyoruz. Sorduklarımız birkaç kişi var. Gazeteci abilerimiz, değerli büyüklerimiz. Onların vermiş olduğu bilgi. Artem Dobek Trabzonspor takımına haber gönderdi. Ama Artem Dobek'in ...yani menajer aracıyla bize şu an... Yani ...haber göndermesi biraz ilginç. Bakacağız, değerlendireceğiz. Göreceğiz ilerleyen süreçte bu adımlar nasıl atılacak. Aldığımız bilgileri sizlerle bunu da paylaşırız. Tabii... ...şimdi... Artem bu, bu arada tekrar söylemek istiyorum mükemmel olur. Keşke mesela bazı zamanlarda işte mesela 5 milyon euro istiyor. Biz o parayı vermem deyip 3,5 4 milyon euro başka bir oyuncu alıyoruz ama aralarda o kadar çok para kaybediyoruz ki biz onun yerine başkasını alayım derken öyle bir döngüye giriyoruz ki. Tabii Maxi Gomez'den de ciddi bir para gelecek. Bu arada onu söylemedik. Maxi Gomez'den satarsın, Artem gibi Santofoları Maxi Gomez'i burada tutmana bile gerek yok. Tutmaman lazım. Çünkü çarpıştırırsın Santofoları. Onların ikisi de oynaması gerekiyor. Ve biz e, Maxi Gomez'i gönderesin. Umut Bozok'u ben tutacağız gibi gözüküyor. İki tane attı. Teknik direktörümüz çok ciddi anlamda ilgileniyor. Yerli bir santrafor. Umut Bozok'u ben tutmamız gerektiğini. İşte bakın sezon sonu geldi. Çok önemlidir. Sezonu nasıl bitirirsem devamı öyle gelir. Akılda da o şekilde kalırsın. Bakın şimdi. Umut Bozok iki tane attı. Geçen hafta Umut Bozok'la alakalı herkes neler yazıyordu, çiziyordu. Biz de dahil gönderilebilir. Kime satacaksın? İşte haberlerde Fransa 2. ligine çıkacak gidebilir başka takım istemiyor deniliyordu. Adam iki tane yazdı. Şimdi diyoruz ki ya evet Umut Bozok işte kalabilir. Türk Santrafor ileri hücumu yerli bir oyuncuyla yedekleyebiliriz diyoruz. Bakın futbol böyledir. Nasıl bitirirsen öyle hatırlanırsın. Umut Bozok attı atmaya devam ederse ve evet, teknik direktörümüz de Umut Bozok'la ciddi anlamda hafta içerisinde gol vuruşu. Pozisyon almayı çalıştı. Mesela Hüseyin Türkmen de yardımcı teknik direktörü pozisyon almayı çalışıyor. Çalışıyorlar birbirleriyle böyle hani ne yapması gerektiğini aktarıyor. Tercüman eşliğinde Hüseyin Türkmen'e. Bunları hep görüyoruz. Hoca bireysel anlamda teker teker dokunuyor. Şener Güneş'in en büyük avantajı neydi? Bakın 5 yaşa gitti çok ciddi anlamda fark yarattı. Neden? Bize geliyor fark yaratıyor. Başka takıma gidiyor fark. Neden? Çünkü arkadaşlar oyunculara bireysel bireysel dokunuyor. Teknik direktörlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu olması lazım. Oyunculara dokunuyor. Dokunacaksın abi, ne istiyorsan anlatacaksın. Teker 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 yorulmayacaksın, sıkılmayacaksın. Biz antrenmandan önce, örneğin Şenol Hoca Hocayla çalıştığımız zaman da, soymadasında hani e, girmeden hocanın odasına haftada bir veya iki kere girerdik. Neden? Hoca çağırıyordu. Gir sen şunu şunu yapamıyorsun, bunu bunu yapman lazım. Şurada şunun hareketin daha iyi olurdu gibi bizlere söylemler de bulunuyor ve bizleri motive ediyordu. Bizden istediklerini aktarıyordu. Birebir görüşmenin daha büyük etkisi oluyor takım içerisinde konuşmalara göre. Tabi bir diğer detay şimdi Orsic'e bir geleyim. Orsic ciddi anlamda Trabzonspor takımının ilgilendiği bana göre çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Benim beğendiğim bir oyuncu. Çok ciddi anlamda izledik, takip ettik, neler yapmış falan. Bakın Premier Lig'de Sampton takımında oynayamıyor. Normal oynayamayabilir. Çünkü oradaki e, rakipleri iyi oyuncular. Belki ondan daha iyi oyuncular var. Teknik direktörü kafayı takmış olabilir. Teknik direktörüyle problemler yaşamış olabilir. Son haftalarda kadroyu da giremiyor. Milli takımda Hırvatistan milli takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Orsic milli takım kadrosundan da e, gidiyor oynayamıyor. Maçın kadrosuna giremiyor. Neden? Çünkü oynayamıyor takımda ve Orsic kendisini de tanıyan e, Bielisa ile beraber de diyalogları çok iyi olan bir oyuncu. Ve Bielis'e gel dedi. O oyuncu da olumlu yanıt verdi. Samtun takımından izin istedik. Samtun takımı okeyini verdi. Görüşebilirsiniz oyuncumuza dedi. Ve Ertuğrul Doğan, bakın ben sizlere 3 gün önce bunu söylemiştim. Ertuğrul Doğan uçuyor dedik. <laughs> Ertuğrul Doğan gidiyor dedik. Gitti. Ve oyuncular inşallah alır gelir. İnşallah işi bitir. İşi bitirmeye gitti başkan. Belki bir seferde bitmeyebilir ama önümüzde 8-9-10 günlük bir süreç var. Bu süre çok hızlı bir e, Önemli bir sürü hem transfer anlamında hem çalışma hem programlama anlamında çok önemli. Ben Ors için ilk transfer olacağını düşünüyorum. İlk açıklanması beklediğim transferlerden bir tanesi. Oyuncu sıcak bakıyor. Sampton takımı sıcak bakıyor. Tamamıyla ya kiralamak ya satın alma opsiyonuyla kiralamak ya da satın alabilirsek satın alacağız. Ors için Trabzonspor takımı kadrosuna katmak istiyor arkadaşlar. Gerçekten... Ee, Önemli isimler var, başka isimler de var. Portekiz'den var, Fransa'dan yine yeni isimler var. İşte Foket gibi isimler var. E, Santofora başka alternatiflerin olduğu söyleniyor. Neredeyse e, hem hocamızın vermiş olduğu, hem sukatın vermiş olduğu, hem yönetimin Türkiye içerisinde de görüştüğü bazı oyuncular var. Bunun içerisinde Borin dedik, Mensat dedik, Zayt dedik. Önemli isimlerinde de olduğunu söylemek istiyorum. Trabzonspor takımımız inşallah transferde başarılı olacağına inanıyorum. Güzel işler yapacağına inanıyorum. Elimden geldiğince değerlendirmelerimi yaptım. Şu an ben Amerika'dayım. Saat farkı var. Artık elimden geldiğince genelde bu saatlerde videoyu çekip kanalı yüklemeyi planlıyorum. Videonun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik seni çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.